Üniversitesi'nde kardiyoloji enstitüsünde ilk kez mitraklip yöntemiyle bir hastamızda ameliyat olmadan kasıktan kapağa erişilerek kapaktaki kaçak dikilme yöntemiyle onarıldı. Bu yöntem Türkiye'de daha önce uygulanmış bir yöntem fakat İstanbul Üniversitesi'nde ilk kez uygulanıyor. Üniversiteler arasında da ilk kez uygulandığını biliyoruz. Bu yöntemin özelliği hiç ameliyat olmadan, göğüs kafesi yarılmadan, kasıktan girilerekten yaklaşık 2-3 saat içerisinde kapağın dikişle tamir edilmesi. Bu yöntem başarılı bir şekilde hastamızda uygulandı ve hastamızın semptomları tamamen geriledi. Artık çok daha rahat yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyor ve şu anda durumu da daha iyi. Birkaç gün içerisinde de hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz. Günümüzde artık uygun hastalarda giderek yaygın bir yöntem olan mitraklip yani mandallama yöntemiyle göğüs kafesi açılmadan kalp kapağı, özellikle mitral kapak kaçağının tamiri mümkündür. Bu yöntemde kasık bölgesindeki damardan girilerek özel bir alet yardımıyla kapağın iki kanadı birbirine yaklaştırılarak kalp kapağındaki kaçak tamir edilmektedir. Çamaşırı mandalla tutturur gibi kapağın iki kanadının birbirine tutturulmasına benzediğinden bu işleme mandallama adı verilmiştir. Bu işlem kime uygulanmaktadır? Bu yöntem romatizmaya bağlı gelişen mitral yetersizliği ve kapak kaçağı yapısı mandallamaya uygun olmayan hastalar dışındaki tüm hastalara uygulanabilmektedir. Özellikle de kalp krizi geçirmiş olan, ileri derecede mitral kapak kaçağı bulunan ya da ileri derecede mitral kapak kaçağı bulunup kalp yetersizliği semptomları yani nefes darlığı gibi semptomları yaşayan hastalar da düşünülmelidir. Ayrıca mitral kapak kaçak ameliyatı için çok geç kalınmış ya da ameliyat için riskli bulunan hastalarda da bu yöntemden fayda görebilmektedirler. Mandallama yöntemiyle kalp kaçağındaki kaçak azaltılarak kalbin üzerindeki yük azalmaktadır. Bu şekilde hastaların semptomları, özellikle de nefes darlığı azalmakta, gün içerisindeki aktiviteleri artmaktadır. Kalp fonksiyonlarında da bir miktar düzelmekle gözlenmekle beraber hayatta kalma şansları da bu hastaların yükselmektedir. Nasıl uyguluyoruz bu yöntemi? Hastaya mutlaka bir ön değerlendirme yapıyoruz. Bu ön değerlendirmeden sonra bu hastalar eğer bu mandallama yöntemine uygunsa TEE dediğimiz mide endoskopisine benzer bir kalp ultrasonu yapıyoruz. Bu kalp ultrasonu yemek borusundan girerek yapılan kalp ultrasonu olarak bilinmektedir. Ve bu ultrason ile kapağın mandallamaya uygun olup olmadığına bakıyoruz. Hasta mandallamaya uygunsa bir gün önce hastaneye yatırılıyor. İşlem genel anestezi altında yapılıyor. Ortalama 3-4 saat sürüyor. Ve hasta bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 3-4 gün sonra serviste izleniyor. Ve hasta eğer iyiyse taburcu ediliyor.